Sayın Cumhurbaşkanım, değerli hanımefendi, değerli konuklar, şimdi sizleri büyük bir coşkuyla 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için dikkat lütfen. Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarını gerçekleştirecek. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Aziz milletim, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan insanlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık, yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz bugün ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Şanla, şerefle, sevinçle kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bin yıldır mübarek vatan topraklarının müdafası için toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi, meclisimizin ve ordumuzun tüm kahraman mensuplarını şükranla yad ediyorum. Vatanımızın bekası için, sınırlarımız içinde ve dışında fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize Mevla'dan muvaffakiyetler diliyorum. Cumhuriyetimizin ilanından bugüne, Türkiye'nin gelişmesine katkı veren herkesi hayırla anıyor, Rabbim hepsinden razı olsun diyorum.
Bugün 100. yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti kökleri derinlerde ulu bir çınar misali, ihtişamıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Milletimizin şanlı tarihinde dünyaya yön vermiş, insanlığa istikamet çizmiş, medeniyetlere öncülük etmiş pek çok devletimiz vardır. Asya'dan Avrupa'ya uzanan, Anadolu'da önce Selçuklu'yla, sonra Osmanlı'yla 3 kıta 7 iklimde iz bırakan serencamımızın kilometre taşlarını Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 16 yıldızda görüyoruz. Hepsi maziden atiye kurduğumuz köprünün birer kemeri mesabesindeki bu devletlerimiz, Cumhuriyetimizin öncüsü ve müjdecisidir. Cumhuriyet bu kutlu yolculukta bir kopuş veya kesinti değil, tam tersine yeni bir filiz vermedir. Türkiye Cumhuriyeti köksüz, tarihsiz, hüdayin abid ve nevzuur bir devlet değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir. Cumhuriyetimizin 100. yaşını millet olarak işte böyle güçlü, zengin ve kültürlü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz. Reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz. Aziz milletim, geçmişten sadece ibret almayız. Aynı zamanda kuvvet de alırız. Bugün 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Cumhuriyetimiz bizim için hem bir iftihar vesilesi hem de ilham kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal kurucusu olduğu cumhuriyeti bakınız nasıl anlatıyor. Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. Evet, tıpkı Gazi'nin dediği gibi cumhuriyet binlerce vatan evladının kanı, canı ve fedakarlığı üzerinde ilan ve inşa edilmiştir. Esarete, istiskale ve dayatmalara rıza göstermeyen milletimiz, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taçlandırmış, ardından 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyetin kuruluş gayesi bizzat banisinin ifadesiyle kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Cumhuriyet bu vasfını tam manasıyla bizim dönemimizde kazanmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tıpkı Gazi'nin arzu ettiği biçimde bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir. Balkanlardan Kafkasya'ya, Asya'dan Afrika'ya, Türkistan'dan Filistin'e kadar nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bu millettir. Bu tavrımızı daha önce Kore'de, Kıbrıs'ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen'de ve son olarak da
Karabağ'da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin kimse el süremez dediği Filistin ve Gazze için sergiliyor, Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz. Dün 1,5 milyonu aşkın insanımızın katılımıyla gerçekleşen büyük Filistin mitingi bunun bir parçasıydı. Tarih şuuru olmayan, Gazi Mustafa Kemal'in mücadelesini bilmeyen, Cumhuriyet'in niçin kurulduğunu anlamayan birileri farklı niyetler arasa da biz dün sadece Filistin'le dayanışmamızı göstermekle kalmadık. Bu mitingle gönül coğrafyamızın tamamına teşmil ettiğimiz istiklalimizi ve istikbalimizi koruma kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya duyurduk. Atatürk Havalimanı'ndaki o muhteşem birliktelikle Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal'in ruhunu da şahit ettik. İnşallah bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Aziz vatandaşlarım, Gazi Mustafa Kemal Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyor. Gazi, Cumhuriyet ile demokrasi arasındaki bağı ise şöyle ifade ediyor. Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Cumhuriyetin zamanla demokrasi ile buluşturulması, Gazi'nin hayattayken en büyük ideallerinden biri olmuştur. Ancak Türkiye'nin demokrasi yolculuğu uzun yıllardır sekteye uğradı. Özellikle Gazi'nin vefatından sonraki tek parti dönemi, milletimizin hafızasında silinmesi mümkün olmayan derin acı ve yaralar bırakmıştır. Özellikle rahmetli Menderes'le başlayan demokrasi ve kalkınma hamlesi ilk olarak 27 Mayıs darbesiyle yarım kalmış, ardından her 10 yılda bir tekrarlanan müdahalelerle ülkemiz hak ettiği demokratik iklime kavuşamamıştır. Türkiye'yi içine düştüğü bu fasit daireden Anadolu ihtilaliyle 2002'de kurtaran biz olduk. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır inancıyla tam 21 yıldır mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz. Efendi değiliz, hizmetkarız. Bu yola böyle devam ettik. Gerek yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız, gerekse hangi kökenden, kültürden, bölgeden olursa olsun, 85 milyon insanımızın her bir ferdi günlük hayatında bu gerçeğe bizzat şahit oluyor. Burada Cumhuriyet'in ilk yılları ile günümüz Türkiye'si arasındaki farkı gözetmesi ve göstermesi açısından sizlerle bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Nüfusta 1927 yılındaki nüfus sayımız 13,6 milyon iken 2002'de 65 milyonu, 2022 yılında 85,3 milyonu buldu. İnşallah belki de bu yılın sonunda 86 milyonu aşacağız. İnşallah 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz. Eğitimde Cumhuriyetimizin kurulduğu yıl fakülte ve yüksekokul olarak sadece 9 yüksek öğretim kurumu olan ülkemiz 2002 yılında 1203, bugün 3955 yüksek öğretim kurumuna sahibiz. İlk, orta, lise,
ve yüksek öğrenim öğrenci sayısı 1923'te 359 bini zor bulurken 2002 yılında bu rakam 14 milyon 408 bine. Bugün ise 24 milyon 200 bine ulaştı. 100 yıl öncesinde 12 bin öğretmene sahip Türkiye, 2002 yılında 511 bin. Bugün ise 1 milyon 67 bin öğretmenle evlatlarına hizmet veriyor. Sağlıkta hastane yatak sayımız 1923'te 12 bini bulmazken 2002 yılında 164 bine, bu yıl ise 268 bine yükseldi. Türkiye 1928 yılında sadece 1000 civarında hekime sahipken 2002 yılında 92 bin, günümüzde 194 bin hekimle vatandaşlarına hizmet veriyor. Adalette 1923 yılında yaklaşık 2000 hakim ve savcıyla adli hizmetler yürütülürken 2002 yılında bu sayı 9 bini, bugün ise 24 bini buldu. Ulaştırmada 1923'te tamamına yakını stabilize ve toprak olmak üzere toplam karayolu uzunluğumuz 18 bin kilometre, köprü sayımız neydi biliyor musunuz? 94. Aradan geçen 70 yılın ardından karayolu mesafemiz 2002'de %90'ı, tek gidiş gelişli 63 bin kilometreye çıkabildi. Bugün ise otoyollarla beraber yarıya yakını bölünmüş yol olmak üzere 71 bin kilometreyi bulan uzunluğa sahip bir karayolu ağımız var. Demir yolu hat uzunluğumuz 4 bin kilometreyi bulmazken bu rakam 2002 yılında ancak 8671 kilometreye çıkabilmişti. Bugün 2032 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaşan modern demir yolu hatlarıyla milletimizin hizmetindeyiz. Konutta Cumhuriyet'in devraldığı birikimle birlikte 2000'li yılların başında yaklaşık 13 milyon binaya sahip ülkemiz, son 21 yılda bunu ikiye katlayarak 26 milyona yakın binaya ulaştık. Deprem bölgesinde inşa edilen yeni konutlar ve kentsel dönüşüm projeleriyle önümüzdeki dönemde 1,5 milyonu İstanbul'da olmak üzere 6 milyon yeni konutu ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Tarımda, değerli kardeşlerim, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkemizde ekilebilir alan miktarı 14 bin hektar, ekilen alan miktarı 9500 hektardı. Bugün ise ekilebilir alan miktarı 19.500 ve ekilen alan ise 16.500 hektara yükseldi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 3 milyon tonu ancak bulan buğday üretimi, ekilen alan artışının çok üzerinde bir sıçramayla 8.5 milyon tona çıktı. Bundan 70 yıl önce ülkemizdeki traktör ve biçer döver sayısı 34 bin iken 2002 yılında bu rakam 981 bine, 2022 yılında ise 1 milyon 547 bine ulaştı. Enerjide 1923 yılında sadece 32,8 megawatt olan ülkemizin toplam kurulu gücü 2002 yılında 31.846 megawata, bugün %55'i yenilenebilir enerji kaynaklarından olmak üzere toplam 106.000 megawata yükseldi. Nereden,
Nereye? Ekonomide 1923 yılında gayri safi yurt içi hasıla 964 milyon lirayken 2022 yılında 2002 yılında 362 trilyon lira, 2022 yılında 15 katrilyon lira seviyesine geldi. Nereden nereye? Dolar bazında 1923 yılında 577 milyon dolar olan toplam milli gelirimiz bugün 1 trilyon dolar seviyesini aştı. Kişi başı milli gelirimiz 1923 yılında 45 dolar iken 2002 yılında 3608 dolara, 2022 yılında 10.659 dolara çıktı. Ticarette 1923 yılındaki ihracatımız özel ticaret sistemine göre 50,8 milyon dolarken 2002 yılında 36 milyar dolara, geçen yıl 235,2 milyar dolara yükseldi. Bu rakamları birçok farklı başlıkta uzun uza diye saymak mümkündür. Sadece yakın dönemde şöyle bir hafızamızı yokladığımızda İstanbul Havalimanı'ndan Avrasya Tüneli'ne, asrın projesi Marmaray'dan dünyada ilk beşe giren Yusufeli Barajı'na, Türkiye'nin otomobili TOG'dan dünyanın ilk SİHA gemisi, az önce izlediniz, TCG Anadolu'ya. İnşallah İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapacak ve bunun bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak gemilerimizi inşallah ikiye çıkaracağız. İnsansız hava araçlarından Karadeniz'deki doğalgaz keşfimize, dış politikadan turizm, kültür, sanayi, teknoloji, güvenliğe kadar her alanda Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en büyük eser ve yatırımlarıyla buluşturduğumuzu görebiliriz. Her biri milletimizin gurur abidesi olan bu muhteşem eserlerin çoğunu Cumhuriyetimizin yıl dönemlerinde ve dönümlerinde hizmete açmaya itina gösterdik. Altyapı ve üst yapı yatırımlarımızın yanı sıra hak ve hürriyetler alanında da ülkemizi dünyanın devler ligine çıkardık. Halkımızın takdiriyle 16 Nisan 2017 yılında yeni yönetim sistemine geçerek Cumhur'la Cumhuriyeti, Cumhuriyet'le demokrasiyi kucaklaştırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ülkemizin demokrasiyi tüm kurumlarıyla tesis etme ve milli iradeyi tam anlamıyla hakim kılma mücadelesinde bir dönüm noktası olmuştur. Aziz milletim, Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak Türkiye 100 yılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimizi, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır, sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. İnşallah diğer hedeflerimiz gibi buna da muvaffak olacağız. Çünkü zafer benimdir diyenlerindir zafer. Bugüne kadar hep bu anlayışta çalıştık, gayret ettik, mücadele verdik. Asrın ihaneti 15 Temmuz'dan asrın felaketi 6 Şubat depremlerine kadar karşılaştığımız tüm imtihanları alnımızın akıyla verdik, veriyoruz. Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak
Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte de kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu tarihi günde bir kez daha tüm dünyaya Vahdettin Köşkü'nden ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim. Yeter ki biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim. Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak 40 yılı aşkın siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye'ye ve Türk milletine aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Farklı etkinliklerle bu önemli yıl dönümünün hak ettiği şekilde kutlanmasını sağlayan tüm arkadaşlarımıza, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, sizleri bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gösterileri ve Türkiye yüzyılını başlatacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendi, drone, havai fişek ve ışık gösterilerini az sonra hazırlanan butona basmak suretiyle gerçekleştirecekler. Ardından değerli misafirlerimizle birlikte o gösterileri izleyeceğiz. Geliyor efendim. Basın mensubu arkadaşlarımız, onlar da şöyle yerlerini alırlarsa. Hı? Canlı yayındayız. Öyle mi? Canlı yayındayız. Devam ediyoruz. Buyurun. Hazır efendim. Mıyız? Sizi bekliyoruz. Buyurun. Öyle mi? Köprüye de bakalım. Tabii ki. Ya Allah! Bismillah.
Türkiye binlerce yılın dokusuna işlendiği eşsiz bir yıldız olarak parlamaya devam ediyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, çeşitliliği ve zenginliğiyle tüm dünyanın dikkatini üzerinde topluyor. Her köşesinde bir medeniyetin izini taşıyan yeni yüzyılın sarsılmaz rehberi vatanımız, küresel sahnede söz sahibi yükselen bir değer olarak hem tarihi hem de modern başarılarıyla evrensel bir ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Türkiye, bölünmez bütünlüğü ve sarsılmaz birliğiyle zamanın ötesinde bir kutsallık taşır. Her karış toprağa şehit kanlarıyla bezenmiş bu aziz vatanın her köşesi kahramanlık destanlarıyla dolu. Bu topraklar farklı inançlar, kültürler ve tarihlerin bir arada yaşadığı, birlikte büyüdüğü ve geliştiği bir dayanışmanın sembolü. Her bir taşında, denizlerinin her bir damlasında bu dayanışmanın izleri, kucaklayıcı ruhu ve zengin mirası yatmaktadır. Türkiye'nin birliği ve beraberliği coğrafyasını aşarak her bir vatanseverin kalbinde atar, ruhunda yeşerir. Geçmişten geleceğe köprü kuran bu dayanışma, ulusal kimliğimizin en temel taşıdır ve Türk milletinin gücünü yansıtır. Şehitlerimizin emaneti kutsal yurdumuz, sonsuz bir azim ve kararlılıkla korunacak, gelecek nesillere ışık tutacak bir medeniyetin beşiğidir. Şimdi nereye gitsek, nereye baksak hürriyet, ağaçların, dağların, suların ve kuşların da dilidir cumhuriyet. Atın üzerinde şahlanan şanlı Türk askerimiz, gökyüzünde yankılanan cesaretin ve onurun sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Bu görkemli silüet, cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olup, sadece sınırlarımızı değil, aynı zamanda barış ve huzur ideallerimizi de muhafaza eder. Her bir hareketi, Türk askerinin bölgesel barış ve istikrarının kilit taşı olduğunu, düşmanla mücadelede tarihi başarılar yazdığını göğüs kabartan bir gururla anlatır. Bu cesur savaşçı Mehmetçiğimiz, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin canlı bir abidesidir. Geçmişten aldığı güçle bugünü aydınlatır ve yarınlara umut taşır. Karanlığın, savaşın ve kanın dindiği gündür Cumhuriyet. Nesillerin özlediği devirdir Cumhuriyet. Cumhuriyetimiz zamanın akışında bir yüzyılı geride bırakarak bugün bu gururlu mirasın üzerine inşa edilen ve Türkiye yüzyılı olarak adlandırdığımız ikinci asrın eşiğinde. Bu yeni dönem sadece bir takvim yaprağının değişimi değil, aynı zamanda ulusumuzun güçlü ideallerine ve büyük hedeflerine olan inancımızın yeniden teyit edildiği bir başlangıçtır. Türkiye yüzyılı, geçmişin tecrübelerini, bugünün dinamizmini ve geleceğin ülkülerini içinde barındıran bir dönüm noktasıdır. Güneş doğuyor bugün yurdumuzun üzerinde. 100 kez sesleniyor gök, deniz, İstanbul, Türkiye, Cumhuriyet diye. 100. yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti çınarı, tarih sahnesindeki ihtişamıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Bu asırlık yolculuk, geçmişin bilgelik ve cesaretini, geleceğin umut ve hedefleriyle harmanlayarak, bu toprakların görkemli tarihine yepyeni bir sayfa ekliyor. Özgürlük, birlik, eşitlik ve adalet temelleri üzerinde yükselen bu yeni dönem, kültürel zenginliklerimizi tarihi derinliğimizle yoğurarak evrensel değerlerle besleniyor.
Nice zaferler yanıyor tarihimizde meşalelerce. Nice dirilişler başlıyor Anadolu'da. Binler, on binler, yüz binlerce. Lalelerin her bahar yeniden doğuşu gibi Türkiye'de bu yeni yüzyılda köklü geçmişinin bilgeliğini ve estetik zenginliğini geleceğin parlak nüshalarına taşıyarak umut ve görkem dolu bir döneme adım atacak. Kutlu olsun bayramımız, kutlu olsun Cumhuriyetimizin 100. yılı, kutlu olsun Türkiye 100 yılı. Bugün Türkiye'nin gelecek idealleri bu şanlı geçmişin üzerine inşa ediliyor. Kültürel, bilimsel ve teknolojik alanda sağlam adımlarla ilerleyen Türkiye, küresel arenada etkin bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Bu süreçte her bir vatandaşın katkısı ve çabası ortak geleceğimizin inşasında kritik bir rol oynuyor. Türkiye'nin bu büyük yolculuğu umutla dolu, aydınlık ve başarılarla dolu bir geleceği müjdeliyor. Yılların tecrübesi, bilgi ve birikimiyle donanmış bir millet olarak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla yarının dünyasına yön veren aydınlık ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Balkanlardan Kafkasya'ya, Karabağ'dan Afrika'ya, Türkistan'dan Filistin'e kadar uzanan en geniş coğrafyalara yayılır Türkiye'nin merhametli yardım ve dayanışma ruhu. Nerede bir gözyaşı varsa oraya Türkiye'nin şefkatli eli uzanır. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa orayı Türkiye'nin yardımsever yüreği bir bulut gibi kaplar. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi insani ve vicdani sorumluluklarını tüm dünya nezdinde onurla yerine getirmeye devam edecek. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda parlayan 16 yıldız, Türk milletinin tarih sahnesindeki eşsiz yolculuğunun sembolleridir. Bu yıldızlar Anadolu'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kafkaslara uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş büyük devletlerimizi temsil eder. Geçmişin bilgeliği ve tecrübesiyle şekillenmiş, atalarımızın değerleriyle yoğrulmuştur. Cumhuriyet tarihimizi güçlendirerek ileriye taşıyan bir dönüşümdür. Bu 16 yıldız sadece geçmişin şanlı tarihini değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir umudu da simgeler. Türk milleti bu yıldızların ışığında Cumhuriyet'in kurucu felsefesini ve ideallerini taşıyarak medeniyet yolculuğuna devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Türk milletine aşkla hizmet etmeyi sürdürürken, onun dile getirdiği gibi bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edeceğiz. Neslimizi gelecek yüzyıla taşıyacak güçlü adımların mimarı olduğu için kendisine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yüzyıldır var olan birlik ve beraberlikle daha nice yüzyıllar inşa edeceğimiz aydınlık yarınlara. 100. yılımız kutlu olsun.